Amerika Birleşik Devletleri medyası, Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG terör örgütüne yapacağı harekat sırasında Amerika'nın PKK-YPG terör örgütünü savunmayacağını yazdı. National Interest gazetesinde Michael Hall tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin Suriye'deki muhtemel bir operasyonunda Amerika'nın PKK-YPG terör örgütünü savunmayacağı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri birliklerini Suriye'deki PKK-YPG'nin koruyucusu olarak kullanmak yerine, Amerika'nın Suriye'deki askeri müdahalesine son vermenin daha ihtiyatlı olacağı aktarılan analizde, her şeyiyle çözülmüş bir iç savaş ve yenilenen bir Türk saldırısının tehditleri karşısında PKK-YPG milis saldırılarına yanıt olarak, Kürtler en imrenilecek konumda değiller. PKK-YPG üyelerinin, DAEŞ'ın bir zamanlar meşruiyet iddiasında bulunduğu herhangi bir fiziksel bölgeden kurtulmak için Amerika Birleşik Devletleri birlikleriyle birlikte savaştığı doğru. Ancak Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahlarına ev sahipliği yapan bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı Kürtleri savunmak için kinetik eylemde bulunması söz konusu değil. PKK-YPG'ye DAEŞ'a karşı yaptığı yardım için minnettar olsak da, çıkarların bazen örtüştüğünü, aynı zamanda ayrıldığını kabul etmeye değer ve Kürtlerin veya Amerikalı olmayanların Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan sürekli koruma hakkına sahip olduğunu düşünmek için hiçbir neden yok denildi. DAEŞ karşıtı misyonun, aslında Suriye'deki mevcut misyonla büyük bir tezat oluşturduğu vurgulanan analizde, DAEŞ'ın faaliyet gösterebileceği toprakları reddetmek, askeri gücün doğru araç olduğu sınırlı ve ulaşılabilir bir görevdi. Bununla birlikte, Suriye'deki Kürtleri korumak, sürekli bir kaynak ve insan gücü arzı gerektiriyor ve Amerika'nın geri çekilmesini haklı çıkaracak hiçbir zafer koşulu ortaya koymuyor. DAEŞ'ın halifeliği düştükten sonra, Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri misyonunun amaçsız kalması şaşırtıcı değil, bu, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinden bugüne kadar neden insansız hava araçları, roketler ve Rus konvoyları için tetikte olmalarının istendiği konusunda çok iyi sorular ortaya çıkarmalıdır. Washington'daki yetkililer, Suriye iç savaşının sonucunun Amerika Birleşik Devletleri güvenliğini bozabileceğini iddia ediyor. Açıkça söylemek gerekirse, Suriye Amerika'nın imreneceği bir ödül değil. DAEŞ'ın dağınık kalıntıları artık örgütlerinin zirvesinde oluşturdukları tehdit değil ve bölgede İran, Rusya ve Suriye hükümeti de dahil olmak üzere birçok düşmanları var. Bu arada, iç savaş bir süredir Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lehine dönüyor ve Suriye'nin komşuları, normalleşme çabalarının son zamanlarda hız kazanmasıyla bunu giderek daha fazla kabul ediyor denildi. Amerika'nın Suriye'de destek verdiği PKK-YPG terör örgütünü de bırakıp gideceği aktarılan analizde, Amerika'nın Kürtlerle olan ilişkisine üstünkörü bir bakış, Amerika'nın terk edilmişlik tarihini gözler önüne seriyor. Amerika'nın Kürtlere verdiği son sözlerin bu kalıba katkıda bulunması talihsiz bir durumdur. Nasıl ABD, Afganistan'da süresiz konuşlandırmanın sürdürülemez olduğunu kabul etmek zorunda kaldıysa, Suriye için de aynı şeyin söylenebileceğini inkar etmek daha da zorlaşacak. Ayıp gerçek şu ki, Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin Suriye'de göstermelik bir konuşlandırmasını sürdürmek bile Amerikalıların hayatını tehlikeye atıyor ve Amerika'yı çatışmalara sürükleme riskini almak için daha fazlasını yapıyor, ihtiyatlı liderlerin kaçınmaya çalışması gerekiyor. En iyi seçenek, misyon meşru güvenlik çıkarlarından uzaklaştığında, pes etme zamanının geldiğini kabul ederek Suriye'den çekilmek denildi. Al Arabiya kaynakları ise Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Haseke kırsalındaki Tel Tamir'de bir askeri üs kurmayı değerlendirdiğini yazdı. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yapacağı harekat öncesi sevkiyatları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme taşıyan araçlardan oluşan konvoy El Baba intik aletti. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlı Ahrar Şarkiye birlikleri, Ayn el Arab'ın doğu kırsalına sevkiyat gerçekleştirdi. Türkiye'nin PKK-YPG terör örgütüne harekat düzenlemesini istemeyen Rusya ise Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere saldırılarını sürdürüyor. Rus savaş uçakları İdlib batısındaki Cisr-i Şuur beldesine hava saldırıları düzenlendi. Rus uçakları tarafından bölgeye ona yakın hava saldırısı düzenlendi. Donbas cephesinde ise Rus destekli ayrılıkçılar Ukrayna mevzilerine saldırılar düzenlerken, Ukrayna ordusu da saldırılara anında karşılık verdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin üçlü temas grubu içinde varılan anlaşmaları görmezden gelmeye ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine ateş açmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, son 24 saat içinde Rus işgal güçleri, 6'sı Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan silahların kullanımıyla olmak üzere 8 ateşkes ihlali kaydetti. Ordu, Pirichepilivka ve Katerinivka yakınlarında, düşmanın havan toplarıyla ateş açtı. Bolotene ve Luhansk yerleşimleri yönünde havan topları ateşlendi. Düşman birlikleri ayrıca Kırım tarafında havan toplarıyla ateş açtı ve Lebedinski yakınlarında pozisyonlarımız büyük kalibreli silahlarla ateş altına alındı denildi. Rus medyası ise Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk'i kuşatmak için sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti kuzeyindeki müstahkem bölgeyi imha etmeye çalıştığını yazdı. Ukrayna birliklerinin, sözde Cumhuriyet'in kuzeyindeki savunma yapılarına ve milislerinin güçlendirilmiş bölgelerine topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği aktarılan haberde, milis temsilcilerine göre, Ukrayna birlikleri hızlı bir saldırı başlatmak ve bölgeyi işgal etmek için milislerin pozisyonlarını ele geçirmeye çalışıyor. Bu Donetsk'in kuşatılmasına ve kuvvetlerin Donetsk topraklarına transferini önlemesine izin veriyor. Ayrıca Luhansk topraklarına şiddetli saldırılar yapılıyor, özellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı güçlerin 152 mm topçu silahlarıyla Stakhanov ve çevresine saldırdığı bildiriliyor denildi. Rus medyası ayrıca sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Donetsk'in güneyinde geniş bir alanın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin muhtemel kuşatması nedeniyle panik başladığını yazdı. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti sivillerinin, Donbas'taki askeri temas hattı boyunca yer alan yerleşimleri terk etmeyi planladığı aktarılan haberde, bu öncelikle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük birimlerinin yalnızca Donetsk'in güneyindeki milislerin savunmasını kırmakla kalmayıp, aynı zamanda önemli bir bölgeyi kuşatması gibi çok ciddi risklerden kaynaklanmaktadır denildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin pozisyonlarına yönelik güçlü saldırılarının tam olarak panik oluşturmayı ve sivillerin geri çekilmesini sağlamaya çalıştığı, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hızlı bir karşı saldırı gerçekleştirmesine ve önemli bir bölgeyi ele geçirmesine izin vereceği kaydedildi. Haberde, kendini ilan eden cumhuriyetler için en kötü durum senaryosu genel panik. Sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin silahlı insansız hava araçlarına karşı herhangi bir silahları olmadığı için Ukrayna silahlı insansız hava araçları buna katkıda bulunuyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri bunları toplu halde kullanmaya başlarsa, panik önlenemez ve Kiev, bir yıl önce Karabağ'da uygulanan senaryoyu iyi uygulayabilir denildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus askerlerin Ukrayna sınırı yakınındaki olağan dışı eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirtti. Pentagon Sözcüsü, Rusya-Ukrayna sınırındaki gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Sözcü, basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki olağan dışı askeri faaliyetlerini izlemeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu konuda, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelere de devam ediyoruz ifadesini kullandı. Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya'nın her türlü gerilimi tırmandıran veya saldırgan eylemleri Amerika'yı çok rahatsız edecek diyen Pentagon sözcüsü, hangi olağan dışı eylemlerden bahsettiğini belirtmeyi ise reddetti.